Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman sporcu fizyoterapisti Hasan Selvi. Bugün sizinle ağrısız ve konforlu yürüyüş hakkında konuşacağız. Danışanlarım ve takipçilerimden bana çokça şu şekilde soru geliyor. Hocam ben uzun süre ağrısız ve konforlu bir şekilde yürüyemiyorum. Kısa süre yürüyorum, bacaklarıma, topuğuma, vücuduma, belime ağrılar giriyor. Uzun süre yürüyemiyorum. Neler yapmalıyım? İlk başta bizim yürüyüş fazlarını öğrenmemiz lazım. Yürüyüş fazları nelerdir? Nasıl olmalıdır? Gösteriyorum size örnek olarak. Yürüyüş fazında en önemli faz itme fazıdır. Şu şekilde göstereyim. Adım attığınızda şu ayağınızdaki baş parmaktan vücut iter kendini. Yani öne doğru gitmek ister. Eğer siz yürürken bunu yapmıyorsanız yürüyüş paterniniz bozulacaktır. Örnek göstereyim. Şu şekilde yürüyorsunuzdur. Tam topuk üstü. Bu yanlış. Ne yapar? Hem omurganızın duruşunu bozar hem de sizin enerjinizin kısa sürede bitmesine neden olur. Çünkü bu bir ergonomidir. Vücut buna göre yaratılmıştır. Eğer siz buradaki ergonomiyi bozduğunuzda çünkü buradan güç alamayacaksınız. Bütün gücü bacak ve belden alacaksınız. Bu ne yapacak size? Enerjinizi düşürecektir ve omurga postürünüzü bozacaktır. Bunun için bu fazları öğrenmemiz lazım. Gösteriyorum itme fazını yaptım. Daha sonra kalça ve bacaktan güç alacağım ki bununla beraber kendimi vücut taşıyacak bu ayak. Daha sonra topuğumu koyacağım, ineceğim. Yani faz budur aslında. İtme fazı, ortada salınma fazı, kontrol fazı ve iniş fazı. Bunları düzenli olarak ve doğru yapmalıyız ki daha konforlu bir şekilde uzun süre yürüyelim. Peki hocam ben bunları yapamıyorum. Sizin gibi gösterdiğim paterni yaptığımda bacağım yoruluyor, baş parmağım ağrıyor. Bunun için neler yapmalıyım? O zaman sizin eğer eklemsel bir probleminiz yoksa kaslarınız zayıftır. Bunun için birkaç tanesi egzersiz göstereceğim. Bu egzersizleri düzenli olarak yapalım. Eğer itme fazını iyi yapamıyorsanız bizim gastrosoleus dediğimiz alt bağlı kaslarınız zayıflığınız vardır. Bu kasları güçlendirmeliyiz. Bu kasları güçlendirmemiz için ise şu şekilde gösteriyorum. Bir yerden destek alabilirsiniz. Yukarı doğru kalkıyorum, iniyorum. Yukarı doğru kalkıyorum, iniyorum. Bu şekilde yaptığınızda gastrokinemius kası güçlenir. Ama gastrokinemius kasın altında soleus kası vardır. Bunu da güçlendirmemiz gerekmektedir. Bunun için ise dizi biraz kırmamız lazım. Fleksiyon almamız lazım. Bu şekilde yapacağız. Parmak kaldırma hareketini. Bu şekilde yaptığımızda da soleus kası güçlenecektir. Bunları 2-3 set, her set 10'ar defa sabah akşam yaptığımızda bu kas kademe olarak güçlenecektir. Hocam ben bunu iyi yapıyorum ama yürüdüğümde uyluk kaslarımda, hamstring kaslarımda, kalça kaslarımda çok ağrı var. Güçsüzlük hissediyorum, dengemi sağlayamıyorum. Yürürken biraz daha bir yalpalıyormuş gibi yürüyorum diyorsanız sizin hem kor bölge kaslarınız zayıftır, hem kalça ve hamstring kaslarınız zayıftır. Bunun için ise gösteriyorum birkaç tane egzersiz. Durdum. Arka grup hamstring ve kalça kasımı güçlendiriyorum. Gövdeyi bozmadan karnımızı sıktık. Düzgün durduk. Bir yerden destek aldık. Bu şekilde hareket yapıyorum. Bu yaptığım hareket ise arka grup kasını güçlendirecektir. Eğer siz hocam yine bu kasları güçlendirdim. Bacaktaki yan kasları güçlendirdim. İç kasları güçlendirdim. Bunun için ise buraya bırakıyorum. Ben bacağın dört yönlü egzersizini size gösterdim daha önceki videolarımda. Bunu da takip edebilirsiniz. Bir terabant yardımıyla, terabant yani lastik yardımıyla dört yönlü hareket. Şu şekilde gösteriyorum. Bu içeri ve arkaya yönelik. Bu dört yönlü hareketleri yaptığınızda bacak kaslarınız güçlenecektir. Ama sadece bacak kasları ve işte alt bacak kaslarını güçlendirmek de kalmıyor. Eğer biz sağlıklı bir şekilde uzun süre yürümek istiyorsak, yürüdüğümüzde ise belimizin, sırtımızın ağrımasını istemiyorsak biraz da kor bölgesi kaslarını güçlendireceğiz. Kor bölgesi kaslarını güçlendirmek için ise buraya kor bölgesini güçlendirici egzersizlerini paylaştığım bel egzersizlerini buraya bırakıyorum. Bu videoda da detaylı bir şekilde izlerseniz, sabah akşam bu egzersizleri de uygularsanız hem kor bölgeniz güçlenecek hem de
ve önceki anlattığım bacak egzersizlerini düzenli olarak yaparsanız yürüyüşünüz daha düzgün bir şekilde olacaktır. Bunlara ek olarak ise dipnot geçiyorum. Lütfen yürüdüğünüz ayakkabı da önemlidir. Günlük yaşam ayakkabılarıyla yürümeyin. Biraz daha yürüyüş ayakkabılarıyla yürürseniz sizin için daha konforlu ve faydalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Sizin de eğer yürüme problemleriniz varsa yorumda bahsedebilirsiniz. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.